Ahmet Bey merhabalar. Merhabalar. Merve Hanım merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız, iyisiniz? Teşekkür ediyoruz. Sizler nasılsınız? Teşekkürler, sağ olun. Bizler deyiz. Öncelikle bizleri burada misafir ettiğiniz için ekibimiz adına çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk tekrar. Röportajıma ben öncelikle Ahmet Bey'i tanımakla başlamak isteyeceğim. Ahmet Bey kimdir? Sektörle tanışma hikayeniz. Buyurun. İsmim Ahmet Yavuz Tepe. 30 yaşındayım. Ankara doğumluyum. Sektörle tanışma hikayemiz aslında çok yeni. Daha önce ticaretle uğraşıyorduk. Fakat Merve Hanım'ın isteği üzerine böyle bir konsept kurmak istedik. Evet. Ve bu şekilde bir girişimimizin başarılı olabileceğini düşündük. Evet. Bu şekilde başladık. Evet, o zaman sözü eşinize Merve Hanım'a verelim. Sizleri tanıyalım. Buyurun Merve Hanım. Merve Tepe. Ben de 88 doğumluyum. Evet. Eşimin desteğiyle başladık. Evet. Ben takıları fazlasıyla ilgiliyim. Bayan olarak çok aynen. Normal. Çok seviyorum. Evet. Yani birkaç yıldır zaten kendim de takı yapıyordum. Evet. Ya ufak tefek tasarımlarım da oluyordu. Bir takı dükkanım olsun istiyordum. Evet. Hayallerinizi gerçekleştirdiniz aslında. Aynen öyle. Evet. Yani daha yeni başladık diyebilirim. Daha çiçeğe burnundayız. Yani burada aynen. İki eş sırt sırta omuz omuza verdi mücadele ediyor. Evet. 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 O zaman biraz Merve Hanım burayı tanıyalım. Bakmış olduğumuz zaman birçok ürün grubu mevcut. Gelen evet. Konuklarımız, misafirlerimiz ne gibi ürünlerle karşılaşıyorlar? Buyurun. Genellikle bayanlar ağırlıklı ürünlerimiz. Bayan ağırlıklı. Saatlerimiz var, çanta, cüzdan, kozmetik tarafında birçok ürünlerimiz var. Eşarp, şal. Şu anda bu şekilde. Ya aslında A'dan Z'ye her şey. Evet, yani hani... aradıkları birçok şeyi burada bulabilirler, öyle diyebilirim. Evet. 17 bin kalem ürünle hizmet vermekteyiz. Pursakların çehresi olarak başladık. Evet. Türkiye'nin çehresi olmak için mücadele ediyoruz. Bu konseptin de insanların hepsine hizmet verebileceğini düşünüyoruz. Bayanların çok rahat alışveriş yapabileceği bir konsept yarattık burada da. Zaten içeriği gördüğünüz zaman buna dikkat edeceksiniz. Çok ferah bir ortam insanları karşılıyor. Güler yüzlü bir hizmet vermeye çalışıyoruz. Evet. Ve kalite standart olarak da yüksek tutmaya çalışıyoruz. Ki biz normalde bir takıcıya girdiğimiz zaman her şey böyle üst üstedir. Hani böyle rahat alamayız. Ama burada o algı da kırılmış. Aynen Merhaba. Öyle. Ve en çok da şundan ben kendi adıma rahatsız oluyordum. Takı bakmaya çalıştığımızda yardımcı olmaya çalışıyor müşteri temsilcisi ama sürekli böyle hani etrafında dolaşıyor. Geliyor, soruyor. Biz burada en çok ona özen gösteriyoruz. Çünkü takı birazcık keyif işidir. Alacak, takacak, aynen. Bakacak, ya görecek. Bayanlar morali bozuk olduğunda özellikle ya ben öyleyim belki de. Birçok bayan öyle. Takıcıya giderim. Kafamı o şekilde dağıtırım. O yüzden müşterimizi hem rahatsız etmiyoruz hem de ferah bir ortamı olması bu yüzden. Evet, çok severek yapıyorsunuz ama işinizi. Aynen. Bence sizin en büyük başarınızın sırrı bu. Hani eşiniz Ahmet Bey de siz de çok yaşıyorsunuz yani. İnsanların mutluluğu sizi mutlu ediyormuş. Aynen, aynen. Zaten amaç o. Güler yüzlü hizmet verip insanları mutlu etmeye çalışıyoruz. Buraya gelen her insanın mutlu olabileceği şekilde ambiyanslar yapıyoruz. Bu şekilde de insanlar üzerinde değer yaratmaya çalışıyoruz. Asıl amacımız o. Evet. Peki bizde şöyle bir algı var. Siz kaliteyi aslında uygun fiyat politikasıyla da veriyorsunuz. Bunu da görebiliyoruz. Hani bu çok iyi tutmuşsunuz bu standartta. 20 senedir aslında bu bölgede yaşıyoruz. Evet. İnsanların ve ülkemizin yaşam standartlarını biliyoruz. O yüzden hizmet verdiğimiz ağda uygun fiyat politikası bizim için çok önemli. Evet. Çünkü insanlar istedikleri her şeyi alabilmeli ve biz bunun için elimizden geleni yapıyoruz. Evet. Kaç kişilik bir personel kadrosuyla beraberiz Merve Hanım burada? Şu anda 5 kişiyiz. 5 kişiyiz. Burası 2 katlı. Evet. Alt tarafı da biz hizmeti açacağız. Yani neler olacak alt tarafta? Eğer paylaşmak isterseniz dinleriz ya da sürpriz olarak da kalabilir. Sürpriz olarak kalsa. Tamam diyelim o zaman. Orası kadınların gizli dünyası olacak. İlerleyen zamanlarda aynen. Belki aynen kışa öyle. Diyebiliriz. İnşallah. Yani. Evet. Peki daha çok yeni izledik ya röportajın başında. Hı hı. Hedeflerinize ulaşabildiniz mi Merve Hanım? Yani buraları hayal ediyor muydunuz? Ya da bundan sonraki hedef ve projelerinizde neler olacak? Yani şöyle söyleyeyim. Mağazamızın ismi, birçok şey benim hayalimdi. Öyle evet. Söyleyebilirim. Güzel olduğunu düşünüyorum. Çok güzel de tepkiler aldık. Yani gelen herkes özellikle bölgemizde ya buraya böyle bir yer lazımdı diyorlar. Algıyı giren kırmışsınız herkes, siz aynen burada. Çok mutlu oluyor. Evet. Ya o yüzden ben de mutlu oluyorum. Girdiklerinde hemen bakıyorlar böyle bir çok güzel olmuş falan diyorlar. Bu hiç parayla pulla ölçülebilecek hazlar ve değerler değil. Bunları duymak özellikle. Tabii aynen ki, öyle. Tabii ki. Yani mutluluk parayla elde edilecek bir şey değildir. Evet. Ve görecelidir. Aynen.
aslında hedefte hiç bitmiyor. Tabii. Ne insan hayatına ve sektör bazlı. Aynen. Gelişen bir teknoloji var. Sürekli ürünleri de araştırıyorsunuzdur tabii. Yenilikler getirmeye çalışıyorsunuzdur. Sürekli zaten pazar ağında ürünler getiriyoruz. Evet. Her hafta değişen bir ürün grubumuz var. Çünkü bu iş hobi işi, yani ilgi işi ve bayanlar sürekli yeni şeyler görmek istiyorlar. Bayanların bu algısını biraz bildiğimiz için her hafta kendi ürün kalibremizi değiştiriyoruz. Evet, belki şubeleşmiş olarak görebiliriz. Merve Hanım, neden olmasın? Yani hedefimiz o zaten. Biz bu yolda başarılar dilerim o zaman sizlere. Teşekkür ediyoruz. Merve Hanım, buradan son sözlerinizi alalım. Buraya gelen misafirlerinize, başkentimiz Ankara'ya, aslında tüm Türkiye'ye, özellikle bayanlara neler aktarmak istersiniz? Buyurun, son sözlerinizi alalım. Biz bir sloganla başladık. Evet. Onu aktarmak isterim. Dinlemek isteriz, buyurun. Güzelsin, özelsin, farklısın çünkü kadınsın diyoruz. Evet. Kadınlarımızın her zaman kendini mutlu etmesini istiyoruz. Mutluluk yani için de buraya gelsin. Bir... Evet. Küpeyle olur, yüzükle olur, evet. Ya da eşleri bir şeyler alabilirler. Yani kadınları mutlu etmek aslında çok kolay. Bunu söyleyebilirim. Bunları da buradan hatırlatalım. Aynen. Bay izleyicilerimize hatırlatalım. Ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı teşekkür ediyorum. Teşekkür. Başarılarınızın devamını diliyorum. Çok sağ olun. Sağ olun.